Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yatırım fonlarınızdan oluşturduğunuz portföylerinizi kolay, pratik ve detaylı olarak nasıl takip edebilirsiniz bunu anlatacağım. Sizi İyi Gelir Fon platformuna götürüyorum. İyi Gelir Fon platformunda 10 taneye kadar yatırım fonu portföyünüzü takip edebilirsiniz. Portföyleriniz içerisindeki fonlarınızı sistemimize girdiğiniz zaman size birazdan anlatacağım detayda takip imkanı sağlayan bir sistem. Nasıl giriyorsunuz buraya? Mevcut portföyüm butonuna tıklıyorsunuz portföyüm menüsünden ve size bir sayfa açılıyor. Bu bir portföyüme girişteki ana sayfamız aslında ve burada oluşturmuş olduğunuz portföylerinizle ilgili size bir temel düzeyde bilgi veriyoruz. Ne yapıyoruz? Örneğin ben 9 tane portföy oluşturmuşum. Bir tane daha oluşturma hakkım var. Bu portföylerimin tek tek toplam değerini ve günlük kar ve zararlarını görebiliyorum. Hangi yöntemle oluşturduğumu görebiliyorum portföylerimi. Portföylerinizi adet tarih yöntemiyle veya ortalama maliyet yöntemiyle oluşturabilirsiniz. Bankalardaki aslında size fon portföylerinizle ilgili gösterimler sebebiyle bizim buraya koyduğumuz iki tane portföy oluşturma metodudur bu. Bunun dışında buradaki portföylerinizin toplam değerini ve toplam günlük kar ve zararlarını hem para cinsi bakımından hem de yüzdesel olarak şurada ekranın üst tarafında da takip edebiliyorsunuz. Buradaki bu değerleri hem Türk lirası bazında hem yukarıda menüde gördüğünüz gibi dolar işareti var. Dolara basarsanız dolar bazında hem de euro bazında görebiliyorsunuz. Buradaki sayfamızla ilgili nasıl kullanabileceğinize dair videoyu da şurada mavi işarete tıkladığınız, daha doğrusu geldiğiniz zaman mouse'unuzla buradan takip edebiliyorsunuz. Şimdi ben tekrar TL bazlı olarak bakayım ve burada sizin için oluşturduğum bir portföy vardı. İyi Gelir portföyü adet tarih yöntemiyle oluşturmuştum. Onu içerisine girerek biraz daha detaylı incelemeye çalışalım. Şimdi buraya tıkladığım zaman İyi Gelir portföyümü ben yaklaşık bir ay önce oluşturmuştum. Bu açılan sayfamızda neler var? Onlara birazcık daha detaylı bakalım. Şimdi böyle sol tarafta aslında size özet bir bilgi veriyoruz. Toplam maliyetiniz ve bugün itibariyle değerinizi gösteriyoruz. Benim portföyümün şu anda 897.020 liralık bir değeri varmış. Ve şurada gördüğünüz yüzdesel değerde zaman ağırlıklı getiri. Yani sizin portföyünüze yaptığınız alım satımların hepsini dikkate alan bir getiri. %6.25'miş benim yaklaşık bir aylık getirim. Burada sağ tarafa doğru geldiğimde bu kısmı biraz daha detaylı anlatacağım birazdan. Şunu söyleyeyim yalnız. Burada gördüğünüz grafik portföyünüzün gün be gün değerini gösterir. Aldığınız tarihten itibaren değerini buradan takip edebilirsiniz. Sağ tarafta ise portföyünüzün olası kar zararını ve günlük kar ve zararını para cinsi bakımından ve yüzdesel olarak görebiliyorsunuz. Aynı zamanda risk değerini 7'li skaladan takip edebilirsiniz. Yani 1'den 7'ye kadar aynı fonlarda olduğu gibi biz de fonunuzun risk değerini hesaplıyoruz ve buraya getiriyoruz. Benim portföyüm örneğin 4 risk değerine sahipmiş. Peki portföyümün içerisinde hangi fonlar var? Bunları görmek için şuradaki bu pasta grafiğe basıyorum ve fon dağılımımı buradan görebiliyorum. Aynı zamanda portföyümün varlık dağılımını hem böyle detaylı olarak görebiliyorum. Portföyümün içerisindeki fonların portföy dağılımlarından oluşturduğumuz varlık dağılımıdır bu. Oldukça kıymetli bir bilgi. Aynı şekilde bunu birazcık daha genelleştirdiğimiz bir genel varlık dağılımını da yine aynı şekilde buradaki grafik butonuna basarak takip edebiliyorum. Şimdi buradaki aşağıdaki sayfada da portföyümün içerisindeki fonları görebiliyorum. Benim bu portföyümde 4 tane fon varmış. Nasıl fon ekliyorum onu göstereyim hemen size. Fon ekle butonuna tıkladığınız zaman örneğin ben TMG fonunu diyelim ki ekleyeceğim. İş portföyüm, yabancı hisse fonu. Alım yapacağım. Henüz zaten fon portföyümde olmadığı için satım yapamam. Ama alımı da ben diyelim ki bir 15 gün önce yapmıştım. 17 Temmuz'da. Ve diyelim ki bundan 20 bin adet almıştım. Ekle diyorum. Tamam dedim. Şuradan iptal butonuna bastım. Evet. TMG'de gördüğünüz gibi 14 bin
384 liralık aldım. Bugün itibariyle o alış tarihim sebebiyle %2.13'lük bir zararı varmış. Bunu da buradan görebiliyorum. Burada fonlarınızla ilgili bu tabloda detaylı işlemler yapabiliyorsunuz. Örneğin işte burada yaptığınız bu fonla ilgili girişleri tamamen silebilirsiniz veya buraya yeni alım satımlar girebilirsiniz. Örneğin Ahu fonu ile ilgili işte içeride ben diyelim ki 1 Temmuz'dan sonra da alımlar yaptım. Onları buradan girebilirim. Gene satışları da buradan girerek güncellemeleri yapabilirim. Bunun dışında düzenleme butonum var. Bu düzenleme butonumla da daha önce yapmış olduğum alım satımları görüp onlarla ilgili istersem silme işlemleri gerçekleştirebilirim. İstersem de düzeltme işlemlerini buradan yapabilirim. Fonumla ilgili alım yaptığım tarihten itibaren olası karlarımı da buradan hem para cinsi bakımından hem de yüzdesel olarak takip edebiliyorum. Bunun dışında bir fonu aramak istersem eğer listemdeki arama butonuna fonun kodunu yazarak getirebilirim. Buradaki tablomuzu bir Excel tablosu olarak veya bir CSV olarak bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Portföyün kayıp grafiğini takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da risk metriklerine, işte standart sapmalarına, şartlarına, negatif getirili gün sayılarına risk tablosu bölümünden rahatlıkla bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz bu değerlerin hepsini ben Türk Lirası olarak açmıştım. Ama dolar olarak da takip edebilirim. Örneğin benim dolar olarak portföyümün değeri yaklaşık 27.500 dolar ve euro olarak da buradan takibini sağlayabilirim. Bu sayfayla ilgili detaylı gösterimleri videodan da yine burada gördüğünüz videodan da takip edebilirsiniz ve buradaki navigasyonla da işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben de Türk Lirası cinsine geçeyim. Burada şu tabloyu, şurada görmüş olduğunuz daha doğrusu grafiği biraz daha detaylı göstereceğim. Bu grafiğin üzerine isterseniz bir karşılaştırma ölçütü ekleyebilirsiniz. Bunun için de şöyle şuraya geldim. Karşılaştırma ölçütlerimi şuradan ekleyebilirim. Mesela BIST 100 endeksini ekleyeyim. BIST 100 endeksi örneğin benim bu portföyü oluşturduğum ilk zamanlarda benim portföyümden daha çok kazandırırken sonrasında altında kalmış. Örneğin bir de dolar kurunu ekleyeyim. Böylelikle çok sayıda karşılaştırma ölçütünü ekleyebilirsiniz. Bu grafiği büyük açmamın bir avantajı da istediğim tarihler itibariyle hem portföyümün getirisini görebilmek hem de fon bazlı aslında getirileri görebilmek. Örneğin ben şunu merak ediyorum. 24 Temmuz ile 1 Ağustos arasında şurada yenile butonuna bastım. Benim portföyüm 1.33 kazandırmış. Peki portföyümün içerisindeki fonlarım ne kadar kazandırmış bu 8 günlük sürede? Gördüğünüz gibi tüm fonlarımın ve seçmiş olduğum karşılaştırma ölçütlerimin de burada zaman aralıklı getirilerini takip edebiliyorum. Evet, şimdi burada gördüğünüz bu sayfamızdan sizi diğer portföy detay sayfasına götüreceğim. Burada da yine portföy detay sayfasıyla ilgili, orada ne olduğu ile ilgili bir videomuz var, ufak bir videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz. Portföy detayını gör dediğim zaman bir başka bir sayfa açılıyor. Bu sayfada neler var? Öncelikle şu ilk bölümde mevcut pay sayımı görebiliyorum. Yani toplam fonlarımın katılma pay adetlerini buradan görebiliyorum. Toplam 5 tane fonum varmış ve bunların kısmi olarak bir tanesini satmışım. Tamamını sattım. Hiç fonum var ve hiç fonum yok ve hiç satılmayan fon adedimde 4 adet. Yani ben toplam 5 tane fonum bir tanesinden kısmi olarak satmışım. 2000 tane payımı satmışım. Bu sayfada sağ tarafta az evvel gördüğümüz olası kar zarar para cinsi bakımından burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da eğer satım yaptıysanız portföyünüzde herhangi bir ya da birkaç fonla ilgili onun realize karını da buradan takip edebiliyorsunuz. Şimdi ben olası karı göstereceğim. Burada aynı zamanda toplam alış maliyetinizi ve toplam satış maliyetinizi de görebiliyorsunuz. Şöyle şimdi aşağı doğru gelelim. Olası kar kısmına baktığım zaman burada böyle bir buradaki tabloda aslında 3 tane sekme var. Bunlardan bir tanesi fon özet sekmesi. Bu fon özet sekmesinde neyi görüyorum ben? Fon bazında olası karımı ve zararımı seçtiğim para cinsi bakımından ve yüzdesel olarak takip edebiliyorum.
alış maliyetimi ve eğer bu fonla ilgili bir satış emri verdiysem onun satış maliyetini de görebiliyorum. Ahu fonumuzla ilgili ben öncesinde bir satış girmiştim. Yani şurada kısmi satılan fonumuz buydu. Bunun maliyetini buradan takip edebiliyorum. Bunun dışında şöyle gene aynı şekilde burada da Excel'e ve CSV'ye alma fonksiyonlarımız var. Fonu gene arayabiliyorsunuz. Bir de şurada tüm işlemler butonum var. Tüm işlemler butonuna tıkladığım zaman da hangi fonlarıma, hangi tarihlerde, bu sefer tarih bazında alım emirleri girmişim, bunları biraz daha detaylı gösteriyor. Elde tutulan gün sayıları, örneğin diğer 4 fonumu aynı tarihte almıştım. 32 gündür elimde tutuyorum ama TMG'yi daha yeni almıştım. Bunu da buradan gösteriyorum. Fiyatlarını ve adetlerini de burada görebilirsiniz. Aynı zamanda maliyetimi de burada sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayfayı isterseniz aynı hani banka ekstrelerinizde olduğu gibi bu şekilde bir fon işlem anlamında da takip edebiliyorsunuz. Şimdi buradan şu fon özet tabloma tekrar geliyorum, ana sayfama. Bir de realize kar kısmını göstereyim. Realize kar tabii ki sadece satış yapılan fonlar için gösteriliyor. Peki ben bunun detayını görmek istersem. Ahu fonuna ben bir satış girmiştim. Ben bu fonu 2.25, %2.25 kârla satmışım. 211 lira kârım var. Alış maliyetim neymiş ve o sıradaki satış maliyetim neymiş? Bunu da gene buradan takip edebiliyorum. Diğer fonlarımda herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmediğim için bunların değerlerinin burada sıfır geldiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde burada tüm işlemler kısmında da sadece bir tane satış işlemim olduğu için onun tarihini buradan görebiliyorum, maliyetini görebiliyorum. Ve burada da işte informasyon butonuna geldiğiniz zaman 2000 adet fonu 1 Temmuz tarihinde sattığımı, 17 günde elde tuttuğumu buradan takip edebiliyorum. Tüm burada yaptığım işlemleri, şurada gene olası kâra geleyim, dolar cinsinden görebilirsiniz. Ve gene aynı şekilde euro cinsinden görebilirsiniz. Ben buradan tekrar ana sayfaya döndüğümde size bir de son olarak çoklu portföy fonksiyonumuzu göstereceğim. Az evvel tek bir portföyün içerisine girip bakmıştım. Portföyümü detaylı incelemiştim. İsterseniz birden fazla portföyünüzü birleştirerek de analizler yapabilirsiniz. Bunun için de portföyüm sayfasındaki ana menüde toplu portföy seç butonuna tıklıyoruz ve sonrasında diyelim ki işte iyi gelir portföyümle beraber ben burada fon portföyüme de bakmak istedim. Seçili portföyleri getir dediğimde bu iki tane portföyü birleştirerek bütün az evvel anlattığım detayda parametreleri bana bu iki portföyün toplu değerleri üzerinden getiriyor ve böylelikle analiz yapmamı da kolaylaştırıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, size yatırım fonlarından oluşturduğunuz portföylerinizi detaylı bir şekilde nasıl takip edebileceğinizi ve döviz cinsinden portföylerinizin değerlerini nasıl görebileceğinizi İyi Gelir Fon platformundan anlattım. Hepinize bol kazanç diliyorum. Hoşça kalın.